Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda Kingpin'in yani Wilson Fisk'in kim olduğundan, neler yapabildiğinden ve genel olarak hikayesinden bahsetmeye çalışacağım. Hazırsak hemen başlıyorum. Başlamadan önce görsellerin telif hakkının Marvel'a ait olduğunu söyleyeyim ve başladık. Karakterimizin ilk görünüşü Amazing Spider-Man çizgi roman serisinin 1967 yılı Nisan ayında yayınlanan 50. sayısında gerçekleşti. Karakterin yaratıcıları da Stan Lee ve John Romita. Kingpin'in ortaya çıktığı bu çizgi romanda Örümcek Adam farklı suç liderleriyle kapışıyor. Stan Lee de kanun dışı olaylara sadece iş gözüyle bakan yeni bir karakter ortaya çıkartmak istemiş. Bu yeni karakter başarılı bir şekilde bütün suçluları birleştirip devasa bir ordu haline getirmeliymiş. O yüzden böyle bir karakter ortaya çıkmış ve iki yaratıcı da Wilson Fisk'i yaratırken aktör Sidney Greenstreet'i baz almak istemiş. Doğu yakasındaki mafyaların kontrolünü ele geçirdiği zamandan daha öncesiyle ilgili bilinen çok fazla bir şey yok aslında. Wilson Fisk kendisini popüler olmayan bir çocuk olarak tanımlıyor. Fazla kilolu olmasından dolayı zorbaların dikkatini çekiyor ve Fisk bu yüzden normal bir çocukluk dönemi geçiremiyor. Bunun üzerine bir de babasının uyuşturucu bağımlılığı eklenince daha da kötü oluyor her şey. Baba çocukla zaten ilgilenmiyor. Bir de destek olması için kullanması gereken parayla pulla gidip kendini zehirleyince Wilson yoksulluk içerisinde büyümeye çalışıyor. Bu zor şartlar içerisinde okuluna gittiği zaman diğer çocukların ilişkilerini gözlemlemeye karar veriyor. Hani insanların bencil ihtiyaçları için kiminle nasıl konuştuğunu öğrenmeye çalışıyor aslında orada ve yaptığı bu gözlemle öğrendikleri suç kariyerinde ona bayağı yardımcı oluyor. Bu yaşadığı ortamda kendisine yaşatılanlar sonucunda 12 yaşında katil oluyor ve fiziksel gücün insanlara etki etmek için çok büyük önem taşıdığına inanmaya başlıyor. Bu inancı doğrultusunda da vücut geliştirme ve yakın dövüş sanatlarına yöneliyor. Kendini geliştirmek için bir sürü farklı teknikler deniyor. Bu tekniklerden bir tanesi de sumo güreşi. Ki bu sumo güreşinden dolayı da Doğu kültürüne acayip bir ilgi duymaya başlıyor. Neyse, fiziksel anlamda kendini iyice geliştirdiği zaman yine yeterli olmayacağını düşünüyor. Zeka gücünün de en az fiziksel güç kadar önemli olduğunu fark ediyor. Çocukken yaşadığı yoksulluk yüzünden düzgün eğitim alamadığı için bu eksikliği nasıl kapatabilirim diye düşünüp kütüphaneden kitaplar alıp okumaya başlıyor. Hani bir tane iki tane kitap okuyup salma olayı yok. Bir sürü alanda kendisini geliştiriyor bu kitapları okuyarak ve politikadan, siyasal bilimlerden çok etkileniyor. Hatta başarılı olmak için politik tekniklerin kesinlikle kullanılması gerektiğine inanmaya başlıyor. Sadece başarı için değil, suçlu insanlar üzerinde de aynı şekilde iyi kullanabilmesi gerekiyor diye düşünüyor kendisi için. 15 yaşına geldiğinde bu öğrendiği yeni teknikleri kullanarak yavaş yavaş bir suç çevresi edinmeye başlıyor ve suç anlamında iyi işler yaptıkça çevresi Wilson'a suçun en iyisi gibi bir anlama gelen Kingpin of Crime ismini veriyor. Wilson, daha doğrusu artık Kingpin'in hedefi sadece küçük bir suçlu grubu değil. Hedefi gerçekten çok büyük olduğu için farklı planlar yapmaya çalışıyor. Çocuklardan oluşan bir grubu toplayıp mafyaların arasında uyuşturucu ticareti yapıyor. Dediğim gibi hedefleri çok büyük. Burada da kalmıyor. İki tane mafya grubu arasında iyi pozisyonda olan birkaç tane bağlantı kuruyor. Sonra onların arasında farklı manipülasyonlar yaparak iki örgütün birbirleri arasında küçük bir uyuşturucu savaşına girmesini sağlıyor. Kurduğu o bağlantılarda iyi olduğu için kendisini zaten garantiye almış oluyor. Acımasız davranışlarıyla ünlenmesiyle de Don Rigoletto adında bir tane mafya babasının dikkatini çekiyor. Rigoletto ismi her ne kadar kulağa çikolata markasını anımsalsa da dediğim gibi kendisi mafya lideri ve Kingpin'i sağ kolu olarak işe alıyor. Ama Kingpin birisinin sağ kolu olmak istemediği için herifi öldürüp onun yerine geçiyor. Bu olayın sonrasında da Kingpin New York'taki en başarılı ve en çok korkulan suçlu ordu oluyor. Amaçlarına ulaşmak için öyle dikkatli ve detaylı planlar yapıyor ki hukuk bile çaresiz kalıyor yaptığı işlere. Bu ünlenmesiyle para, force gibi istediği niteliklere sahip olmaya başlıyor. Bir gün Maggie adındaki rakip mafyalardan bir tanesinde dikkatini çekiyor. Kingpin de biraz sakinlemek amacıyla kanunsuz işlerini biraz yavaşlatıp legal işlere yönelmeye başlıyor. Bunun için de uzak doğudan baharat ithalatı işine giriyor. Bu işi ön plana çıkarıyor ama karanlık işlerine yavaş yavaş ilerletiyor. Bu baharat işiyle gelen parayı da diğer suç örgütlerini bitirmek için kullanıyor. Hani rakip tanımak istemiyor yani herif. Bu dönemde de Vanessa adında bir tane hanımefendiyle tanışıyor ve ikisi de birbirine direkt aşık oluyor ki hemen de evlenmeye karar veriyorlar. Vanessa Kingpin'in suç olaylarını biliyor muydu belli değil ama evlendikten sonra bunu öğrenip yine evliliğine devam ediyor. Kingpin bu evlilik sonrasında karısıyla beraber kurdukları yeni yuvada huzur buluyor adeta. Stan Lee de Kingpin'in göründüğü ilk çizgi roman serisinin 70. sayısında yani 20 sayı sonra bu adamı değiştirip ailesi için her şeyi yapan birine dönüştürmeye karar veriyor. Hani adamın karakterini biraz daha insancıl hale getirmiş. O yüzden bu küçük Küçüklükten beri sahip olduğu para, güç gibi hırsları duruluyor. Bir sene sonra da oğlu Richard doğuyor. Vanessa Richard'ı Kingpin'in işlediği suçlardan ve kanunsuz işlerden uzak tutmaya çalışıyor. Annenin çabaladığı bu ortamı da Kingpin beğenmiyor. Çocuğun zayıf birisi olarak büyüdüğünü düşünüp bunu hor görüyor, aşağılıyor sürekli. Anne de çocuğun bu tip olaylara dahil olmasını istemediği için Avrupa'da bir tane okula gönderip orada eğitim almasını sağlıyor. Çocuk da ailesiyle bağlantı kurmak istemediği için kendisini ölmüş gibi gösteriyor. Wilson bu sahte ölümü anlıyor ama yine de haberi karısından saklıyor. Bir gün de, gerçi dur önce bir şu uyarıyı yapayım. Şimdi anlatacaklarım dizinin gidişatını etkileyebilir mi bilmiyorum. Hawkeye dizisi için konuşuyorum. Çünkü çizgi romandan sinema evrenine geçiş sırasında değişiklikler yapılıyor. Ama bu defa dizide herhangi bir değişim yapılmadıysa spoiler niteliği taşıyan cümleler söylemiş olacağım. Onun için bir tane uyarıyı yapayım. Eğer buraları duymak istemiyorsanız güç kısmına geçiş için zaman dilimi görülüyor olması lazım. Oraya direkt geçebilirsiniz. Eğer geçmediyseniz de olay şöyle. Bir gün Kingpin bu mafyavari işlerini birlikte yaptığı elemanlardan bir tanesiyle çekişmeye giriyor. Çekişmeye girdiği elemanın adı Willie Lincoln, bilinen diğer adıyla Crazy Horse, yani çılgın at. Bu arkadaş Hawkeye dizisinde gördüğümüz Maya Lopez'in babası oluyor. İşindeki bu sürtüşmeden dolayı adamı öldürmek zorunda kalıyor. Hani kendi pozisyonunu, forsunu ve imajını koruması gerekiyor diye adamı öldürüp kızı Maya Lopez'le evlat edinmeye karar veriyor. Sonrasında da o evlat edindiği kızı gerçekten kendi kızı gibi büyütüyor ve kızda fotoğrafik reflekslerin olduğunu fark ediyor bir süre sonra. O yüzden onu özel eğitimler alması için özel okullara gönderiyor. Hem kendi geleceği için hem de Maya'nın geleceği için yatırım yapmış oluyor yani. Bu kıza kendi işlerini de bir süre sonra devredebilecekmiş gibi hareket ediyor, öyle söyleyeyim. Wilson Fisk çok eski bir karakter ve bayağı bir olayı var aslında bu arkadaşın. Hatta Civil War eventinde de Iron Man'le anlaşma yapmaya çalışıyor. Kendisini çok ön plana çıkarmak isteyen birisi değil. Hani güç bende olsun, ben istediğim zaman işe dahil olabileyim ama gereksiz yere de beni hiç dahil etmeyin kafasında. Ama genel olarak karakterin hikayesi bu şekilde. Güçlerine değinecek olursak da kendisinde süper insan özellikleri gibi nitelikleri aslında yok. Ama buna rağmen gerçekten çok güçlü bir adam. 2004 yılında çıkan Daredevil temalı bir Marvel resmi el kitabı var. Karakterlerin özellikleri anlatılıyor orada. Orada yazanlara göre Kingpin 2 metre boyunda ve 200 kilo civarında fiziksel özelliklere sahip ve bu kilosunun sadece 4 kilosu yağymış. 200 kilo olan bir insan evladının %2 civarı yağ oranına sahip olması gerçekten bayağı iyi bu arada. Bu arkadaş çocukken yakın dövüş eğitimi almıştı ya. Doğu kültürü hayranlığıyla judo, sumo güreşi ve hapkido gibi sanatlarla kendisini çok iyi geliştirmiş. Hatta silahsız bir dövüşte Captain America gibi bir karakterle baş edebilecek güce sahip bu adam. Ayrıca farklı dövüş okullarından 8 tane usta çağırıyor ve hepsiyle aynı anda dövüşüp 17 saniyede alayını pert etmişliği var bu arkadaşın ve iradesi de çok sağlam bu arada. Kendi kafasına koyduğu bir iş varsa eğer o hedefe ulaşmak için her türlü işi yapmaya hazır ve bunu muazzam planlar yaparak ulaşıyor. Ulaşana kadar da önüne çıkan hiçbir şeyle dikkatini dağıtmıyor. O hedef için iradesini hiç sarsmıyor. Purple Man'i bilenler vardır illaki ya da Jessica Jones dizisini izlediyseniz oradan da bilebilirsiniz. Bu abi insanlara söylediği şeyleri çok basit bir şekilde yaptırabiliyor. Öyle bir özelliği var bu elemanın. Kingpin bu Purple Man adlı arkadaşın emirlerine karşı gelebilmişti mesela. O iradeye sahip bu herif yani. İngilizce, İspanyolca, Mandarin, Japonca, Rusça ve daha birçok dili akıcı şekilde konuşabiliyor. Bu biraz yaptığı işlerden dolayı aslında. Ayrıca tam bir suç dehası. Daha doğrusu işlediği suçlar için muazzam planlar yapıyor. Hepsi tıkır tıkır işlediği için bu planların ve bunların hepsi de kanun dışı işler üzerine olduğundan gerçekten muazzam bir suç işleme dehası. Bu cümleyle de videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer olursa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da Twitter üzerinden bana tweet atabilirsiniz. Bunu da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.